Herkese merhabalar. Böyle güzel bir sonbahar gününde yağmurla, bereketle birlikte buluştuk. Beni beklerken ıslandınız, beklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. 31 Mart günü adada hep beraber tarihin akışını değiştirdik. Aydın Dinçer gibi iyi eğitimli, çalışkan, vizyon sahibi, aile geçmişinde babasının da adada belediye başkanlığı olan genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz, örgütümüzün desteğiyle, sizlerin teveccühüyle önce adayımız oldu, sonra da %60 oyla belediye başkanımız oldu. Kendisini yürekten kutluyorum. İlçe örgütümüzün başkanı Nevzat Başkan, televizyonları başında izleyenler için söylüyorum. Soyadını bilmediğim için başkan demiyorum. Nevzat Başkan'ın soyadı başkanı, doğuştan başkan. Sevgili Aydın Dinçer'in adaylığında kendisi adaymış gibi koşturan, ilçe örgütümüzle birlikte büyük emek veren birisi, Aydın Dinçer'in seçimindeki emekleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani baba ocağının çayını demlettiği, çorbasını kaynattığı, bacasını tüttürdüğü için Nevzat Başkan'ın şahsında bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burası şüphesiz 11.454 nüfusu olan, ancak ağırlığı nüfusunun çok üzerinde olan bir yer. İstanbul'un yıllardır, 50 yıldır, daha fazla zamandır gelip gittiği, Avşarası ile birlikte gelip gittiği, Osmanlı'da, hatta çok daha eski dönemlerde, çağlarda buradan çıkan mermerlerin tarihi anıtlarda kullanıldığı, heykellerde kullanıldığı, hem tarımıyla, denizle, tarihiyle, doğasıyla çok avantajlı bir yer, ama mevcut kamu yönetimi anlayışıyla 11.500 kişiye göre katkı sağlanan İller Bankası'ndan, ama yazın 150.000 kişiye, 200.000 kişiye bakın, bu imkanları birlikte paylaşın denilen, bu yüzden kışın karını başkalarının çektiği, yazın sefasını başkalarının sürdüğü, bu sebepten gelenlerin buraya ulaşım için turizme katkı anlamında ödedikleriyle, bu adanın sakinlerinin her gün ve mecburiyetten tabi olduklarının aynı noktada olmaması lazım. Zevk için gelen, turizm için gelen, dinlenmeye gelen başka harcamalı, bu adanın gerçek sakinleri başka harcamalı. İşte yıllarca bu sesi duyan olmadı. Ben AK Parti'ye, MHP'ye geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları, bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart'ta oy vereniyle vermeyeniyle herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti, halkın düzeni geldi. Halka emredildi. Öyle kabadayılıklara, öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil, Aydın Dinçer gibi
sadece ve sadece size borçlu olanlara yönelteceğiz bu arada. Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı'dan buraya seyahatte de sohbet ettik. Başta ulaşım öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki Adalılara 400 lira 500 lira. Bu bile çok. Haklısınız, bu şartlarda bu bile çok. Ama maliyetler de çok. Ama eğer Aydın Başkan olmasa 1000 lira olacak şey şimdi 500 lira. Yarın AK Partili belediye başkanı gitti, CHP'li geldi, 1000'den 500'e düştü. Ha, AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP'li gelsin 50 liraya düştü. Çünkü mazota, benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Şimdi inşallah o günler geldiğinde hep anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği'nin tam üyesi yapmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki gelişmiş ülkeleri yakalayın geçin. Ve uluslararası toplumda, milletler arası toplumdaki yerini Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in özendiği, gidelim dediği yerlerde 4500 dolar. Tayyip Bey 6-0 attı Allah için. Hakkını yemeyelim. Ama 6-0'ı atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? 6-0'ı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. 6-0'ı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya, 1-0 olsun bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız. Ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek, hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin. Maaş bugünkü maaş gibi olsun. Masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna bir şey söyleyeceğim. Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? Rakıyı duyunca olmadı yani. Demesinler Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye. Şimdi diyeceğimiz şu. Eğer bir ülkede alım gücü 10 kat artarsa Avrupa'da bugün sana 550 lira olan maliyet ona 55 lira. Ya da fiyatlar değişmedi. Fiyatlardan sıfır atmadım. Evet, dana kıyma yine 550 lira, 600 lira. Ama en düşük emekli maaşı 12.500 lira değil, 125 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? Biz bugün AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese 26 bin olacaktı. Şimdi 12.500 lira değil mi? 26 bine razıyız ama Almanya'daki emekli, Fransa'daki emekli, Hollanda'daki emekli senden 10 kat fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfır at öyle bak,
ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da. Bırakın onu, daha Macaristan başarıyor da. O bile girdi, 10 binlerdeydi, 25 binde 30 olmuş, gidiyor oraya doğru. O yüzden biz de başaracağız. Ben geçen dönem Sosyalist Enternasyonel'in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. İçinde Yunanistan'ın Paso'u, Siriza'sı da var. CHP gelirse Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefini destekliyoruz diyorlar. Fransız'ı da attı, Yunanistan'ı da attı, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. O yüzden nasıl 31 Mart'ta Marmara Adası kendi kaderine, kendi geleceğine el koydu, döndü, Aydın Dinçeli belediye başkanı yaptı, akışı değiştirdi. Gelecek genel seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine bir Cumhuriyet Halk Partili'yi Cumhurbaşkanı seçecek. Sadece ulaşım değil. Ambulansa hastayı alıyorlar, yakınını almıyorlar. Aydın Başkan hasta yakınını ücretsiz, hastanın peşinden ulaştırıyor, ücretsiz evine geri ulaştırıyor. Saraylar Gümrüklü Limanı'nda 5 yıldır arızalı vinç var. Onu tamir ettiriyor. O çok büyük bir gelir kapısına dönüşecek. Bundan sonra kendisinden konuştuğumuz hususlar var. Bakın, seçimden 5 ay önce, 5 gün önce bunları konuşursun. Ben seçimden 5 ay sonra konuşuyorum. Aydın Başkan seçimden 5 ay sonra söylüyor. Buradaki bir hastane var. Bu hastaneyi bağışlayan rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin, diyaliz hastasıymış. Demiş ki buraya bir diyaliz ünitesi olacaksa hastaneyi bağışlıyorum. Şartlı bağışı almışlar ama diyaliz yok. Bunu döner dönmez Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Ayrıca bu hastanenin de bu hastanenin uzman doktor eksikliğinin giderilmesinin yolu şu. Zorla buraya uzman yollayamazsın. Ama burayı mahrumiyet bölgesi, yani burayı Hakkari ile, Mardin'le, Şırnak'la, Ağrı'yla bir tutarsan doktor koşa koşa buraya gelir. Birinci tercihi gelir, en iyi doktorlar buraya gelir. Bunu yapacağız. Bunu yapmalarını bugünden söyleyeceğim. Bugünden. Yapmazlarsa gelince biz yapacağız. Sade doktor değil, polis içinde. Burada 30 tane polis evladımız görev yapıyor. Ama bu görev şart görevinden sayılmıyor. İkinci şarttan bile sayılmadı o karar çıktığı dönemde. Biz polis buradaysa bunu şart görevine sayılsın. Devlet memuru buraya tayin geldiyse en uzak yere gitmiş gibi sayılsın. Buraya güle oynaya gelsinler, yüzleri gülsünler. Size hizmet ederken de, sizinle yaşarken de mutlu bir şekilde çalışsınlar, mutlu bir şekilde yaşasınlar istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu savunuyor, bunu sağlayacak. Manastır bölgesinde yıllardır bekleyen yolu beton yol yapmış. Doğru mu? Bir alkış Ahmet oldu. Yine saraylarda akşam saatlerinde su kesinti sorunu varmış. O konuya eğilmiş. O konuyu çözmüş. Plajlardaki
derme çatma yapıları ortadan kaldırmış, halkın daha iyi kullanımına sunmuş, Tekirdağ ve Erdek'e gemiyle ulaşımlarda sembolik bir ücret noktasında önemli bir adım atmış, bundan sonraki adımlar içinde niyeti kurmuş, hayvancılık yapanların yemini, samanını getirmeye ücretsiz başlamış. Balıkçılık yapacaklar için, yapanlar için soğutmalı bir kamyon alacağım. Güzelce yükleyecekler, Roro'ya bindirecekler, hızla gönderecekler diyor. Balıkçılık yapanlar da oradan böyle işaret ediyorlar. Balıkçılar da bugün bizi karşıladı. Onlara da bir alkış. Bundan sonra adada her şey daha iyiye gidecek. Ben buna inanıyorum. Kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de bizim bir elimiz değilse de gözümüz, kulağımız bu adada olacak. Nevzat Başkan'a da, bütün ilçe yöneticilerimize, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla birlikte başarılar diliyorum. Bu adadan bu seçimde %60 oy aldı Aydın Bey. Gelecek seçimde kendisi için %80, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de %75 oy istiyor. Hepinizi bu sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel günlerde görüşmek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz.